Kızım. Anneciğim, neden yine öksürüyorsun? Bir şeyim yok kızım, geçer. Peki nereye gidiyordun? Hastaneye mi? Eczaneye. İlaç alıp hemen geleceğim, tamam mı? Ben giderim. Hem bak ateşin de var. Sen yat, ben koşup alırım gelirim. Seni iyileştiririm. Canım kızım, iyiyim ben. Sen eve gir hadi, hadi. Hani ben artık büyümüştüm. Lütfen anneciğim, ben alayım lütfen. Peki. Çok dikkatli ol ama, tamam mı? Söz anneciğim, söz. Hadi sen yat. Canım anneciğim. Olmaz. Niye ki? Çünkü annem hasta. Onu ilaç alacağım. Pisicik, gel pisi pisi pisi. Gel pisi pisi. Neredeysen ortaya çık. Gel pisi pisi. Gel pisi pisi. Neredesin? Gel pisi pisi. Neredesin? Aa, gel pisicik. Korkma kedicik. Seni annene götüreceğim. Anneciğim. 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 Hadi be yavrum. Hadi be canım kızım. Melek abla. Niye kalktın sen? Hastasın zaten. Terlemişsin de. Elif gelmedi hala. Nereye gitti Elif? Eczaneye.
İlaç almaya gidecektim. İlla ben gideceğim diye tutturdu. Gelmedi hala. Ben bir bakıp geleyim. Ablacığım o çocuklarla oyuna dalmıştır. Gelir şimdi. Yok Zeynep yok. Ben bir bakıp geleyim. Abla dur tamam beraber gidelim. Hadi hadi. Zeynep! Neredesiniz lan? Alo! Kim ediyorum lan ben? Gebermek mi istiyorsunuz lan siz? O kahvaltı niye hala hazır değil? Kaç kere söyleyeceğim lan? Ben uyanınca o kahvaltı yapma, hazır olacak. Yapma, yapma. Kızlar... Kadın hasta zaten. Hastaymış. Sokucumun hastası. Baba. Son günü avukatlığa mı başladın ha? Baba yapma diyorum sana yapma. Bak hala konuşuyor. Koru sen onu karı. Böyle yersin dayağı işte. Eşek mi andırıyor lan burada? Girin eve. Kafam zaten kazan gibi. İçmeseydin o zaman. İyi misin Melek abla? Ben iyiyim Zeynep. Ama Elif... Hadi sen gir içeri kahvaltı hazırla. Hadi. Abla boş ver. Uyur şimdi o. Hem akşamdan kalma. Hadi gel biz gidip Elif'i arayalım. Hadi. Hadi abla. Başına bir şey gelmiş olmasın Zeynep? Yok ablacığım gelmemiştir. Buluruz şimdi. Hadi. Açsanıza lan şu kapıyı. Günaydın. Uyandırmadık inşallah. Yoo. Buyurun. Ne buyurun lan? Ne buyurun? Çocuk hazır mı? Ana, o bugün müydü ya? Sen bizle dalga mı geçiyorsun oğlum? Lan sen bizle dalga mı geçiyorsun? Kız nerede? Burada abi içeride. Git getir lan kızı. Git. Bak ya. Elif! Kakız! Nerede lan bu? Kaç saat oldu gidene? Kesin bir şey geldi yavrum başına ya. Ağlama kedicik, ağlama. Ben seni korurum, tamam mı? Annen seni çok merak etmiştir şimdi. Ben seni annene götüreceğim. Sakın üzülme kedicik. Canım benim. Nerede kaldı lan bu? Bir yamuk yapmasın. Sıkıyorsa yapsın. Elif! 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 Yok, hiçbir yerde yok. Kesin bir şey geldi yavrum başına. Ben bir yukarı mahalleye bakayım mı Melek abla? Olur, ben de öbür eczaneye bir sorayım. Tamam. Durduk işte. Korkma sakın, tamam mı? Seni kimseciklere vermem ben.
Subhanallah. Merhaba. Buyurun. Benim kızım buraya geldi mi? Kim? Elif, benim kızım. 6 yaşında. Üzerinde çiçekli sarı bir elbise vardı. Buraya geldi mi? Yok, gelmedi. Sağ olun. Elif'im. Yavrum neredesin? Annesinin kuzusu. Sen kimsin ya? Kedicik burada kalmıştı. Belli belli. Senin gibi. Çok mu uzak burası? Uzak tabii. Senin adın ne bakayım? Elif. Elif mi? Hı hı. Elif, senin evin nerede? Nereden bindin bu kamyona? Bakın oradan. İlaç alacaktım. Annem hasta, alıp onu iyileştirecektim. Hay Allah. Sonra baktım buraya bir kedi giymiş. Alıp indireyim dedim. Sonra sen de içeride kaldın. Hı hı. Şuçacık canım var zaten. Bir de kedinin peşine mi koştun? Annem merak edecek beni. Ne yapacağım ben şimdi? İlacı da yok. Gel bakayım sen, gel gel. Küçük misafirim, gel. Hop. Siz şimdi burada uslu uslu oturun. Benim bir işim var. Onu halledip geleceğim, tamam mı? Kasaya geçmek yok ha. Tamam Şoför amca. Geldi. Kız nerede? Abi, kız... Kız yok abi. Ne demek yok lan? Ne demek yok? Ulan sen paran yokken bizimle kumara oturmadın mı? Oturdum abi. Ha, peki kaybetmedin mi? Kaybettim abi. Param yok diye ayaklarımıza kapanmadın mı lan? Biz de sana güzellik yapıp borcuna karşılık kızın demedik mi? Ha, kime diyorum lan? Sen bizimle kafamı buluyorsun. Bana bak Veysel. İdris abi bu işten hiç hoşlanmayacak. Ben sana diyeyim. Ofisten bunu size gönderdiler. Bir soluklan kaptan. Ne göndersinler sana? Bir şey istemem Kenan Bey, sağ olun. Olur mu öyle şey canım? Ayşe abla. Buyurun Kenan Bey. Bir ayran yapıp acil getirin. Hemen. Ne o? Senin küçüğü mü getirdin? Aa, yok Kenan Bey. Söğüttepe'de alışveriş yapıyordum bakkalda. Bir kedinin peşine takılmış, atlamış arkaya. Buraya kadar da benimle tıngır mıngır gelmiş. Çok da korkmuş zavallı. Bak sen. Aman bir an önce götür de annesi babası merak etmesin. Tabii Kenan Bey. Sağ olun. Afiyet olsun. Ayşe abla, çocuğa da sandviç falan bir şeyler yapıp getirin. Yolda giderken yesin yavruca. Tabii Kenan Bey. Annesi hastaymış. İlaç almaya çıkmış garip. Al bunu.
Annesinin ilaçlarını da bulup al. Çocuğu da bir an önce evine götür. Eksik olmayın Kenan Bey, sağ olun. Veysel, oğlum sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Sana bugün kız alacağız demedik mi? Bak bunu görüyor musun? Kızın pasaportu, biletleri, her şeyi hazır lan. İki gözüm önüm aksın abi. Kız evdeydi akşam. Sabah çıkıp gitmiş. Birazdan gelir. Çocuk oyuncağı mı lan bu gerizekalı? Kızı Lino Park'a götürmeyeceğiz herhalde. İdris abi bir iki saat daha bekleyin. Kız gelmezse işini bitirin diyor. Duyuyor musun ha? Duyuyor musun? Elif! Elif! Çocuk var. Elif'i gördünüz mü? Şu tarafa gitti ama gideli çok oldu. Abla, Melek abla şu tarafa doğru gitmiş. Ah be ablacığım, neredesin? Melek, ne oldu kızım, hayırdır? Elif yok Hatice abla, eczaneye gitti, bu saat oldu yok. Çocuk bu gelir kızım, merak etme sen. Yok yok, kesin bir şey oldu. Sıkıldın mı hanım kız? Ama annem beni merak edecek. Gidiyoruz işte, acele ettirme beni. Maazallah kaza yaparız sonra. Ama benim ilaç almam lazım. Evin beyi dedi ki, önce ufaklığın annesinin ilaçlarını alın, öyle eve gidin dedi. Ben alırım, ben büyüdüm zaten. Ha, bunlar da senin. Al bakayım. Hayırdır kızım? Bu ne telaş böyle? Benim ufaklık yok İsmail amca, Elif. Korkma kızım, çocuktur, gelir. Yok İsmail amca, kaç saat oldu gidene? Ah, ana yüreği dayanmıyor tabii. Ah. Elif! Hadi, niçin yemiyorsun? Teşekkür ederim ama olmaz ki. Niyeymiş o? Annem yabancılardan bir şey alma dedi, yeme dedi. Annen doğru söylemiş ama bunlar senin için hazırlandı. Hadi ye, karnını doyur. Nasıl, beğendin mi? Ama annem kızmaz değil mi? Kızmaz kızmaz. Ben annene derim ki Elif'e ikram ettiler derim. Olur mu o zaman? Bilmem ki. Olur olur. Hadi ye, afiyet olsun. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Kızımızın annesi için ilaç alacaktık. Söyle bakayım kızım, annene ne lazımdı? Söyle bakalım küçük hanım, annenin nesi var? Öksürüyor, ateşi var, yatıyor, bir daha da kalkmıyor. Al bakalım, annem bunları nasıl kullanacak biliyor musun? Sabah akşam tok karnına. Nasılmış? Sabah akşam tok karnına. Aferin, ne akıllı kızsın sen böyle. Burcumuz ne kadardı? 48 lira efendim. Ama benim param var. Sen şimdi o parayı elinde tut, tamam mı Elif'ciğim?
Burada çocukların parası geçmiyor tatlı kız. Biz büyüklerden alıyoruz. Ama şimdi annem çok üzülecek. Elif! Kızım! Elif! Yavrum! Kızım! Yavrum! Yok! Hiçbir yerde yok! Elif! Yavrum! Annem bu ilaçları içmez ki. Niyeymiş o? Çünkü kendi paramızı da almadı. Boğazından geçmez. Geçer geçer. Sen annene dersin ki büyük bir eve gittik. Orada bir amca bize para verdi. İlaç alın dedi dersin. Gene mi olmaz? Tamam, sen iyi bir amcasın. Amca gibi. Kenan Bey çok büyük bir adamdır. Bir tanedir o, bir tane. Benim annem de çok iyidir. Herkese yardım eder. Belli belli. Maşallah seni çok iyi yetiştirmiş. Şş. Bulamadın değil mi lan? Vakit doldu Veysel. Biz seninle ne yapacağız şimdi ha? Gözünün yağını yiyeyim abi. Yapma. Bulup gelirim kızı. Sana yarına kadar mühlet. Kızı havalimanına getirdin getirdin. Getirmedin. Ölümlerden ölüm beyan. Hadi şimdi yürü yürü. Şoför amca dur dur. Annemi gördüm. Anne, anneciğim. Dur kızım, dur düşeceksin. Çok şükür canım, kızım benim. Anneciğim benim. Merak etme bacım, kilini peşine takılmış, kamyonuma girmiş. Bacım iyi misin? İyi miyim? Allah sizden razı olsun. Elif, hadi kızım gidelim. Kilicik gidiyoruz. Hadi sen de annenin yanına git, tamam mı? Elif, kızım hadi. Bu halde nereye bacım? Eve kadar götüreyim. Yok sağ olun. Hadi bacım, hadi, hadi, hadi. Gel anneciğim. O amca çok iyi bir anneciğim. Elif! 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 Şşt! Nerede kız Elif? Ne bileyim ben ya. Ne oluyor lan orada? Ne işiniz var bu kamyonda? Kim lan bu lavuk? Hop hop, ne diyorsun sen kardeşim? Asıl sen ne diyorsun lan? Kimsin lan sen? Baba yapma, baba dur. Baba yapma, iyi bir amca o, yapma. Veysel dur Allah aşkına, adam iyilik etti. Kızını getirdik. İlaç lazımmış aldık. Kendine gel bak, korkutuyorsun yavruca. Ne ilacı lan? Ha? İlaç ha? Bu ilaçları yedireyim mi lan şimdi sana ha? Al, al sana ilaç. Baba yapma, annem ne onlar yapma. Al şimdi bunları böyle çiğner çiğner içersin. Baba ne ister ilaçlardan, kadın zaten hasta. Yürü lan, eve gidiyoruz. İlaçmış.
Geberteceğim hepsini. Evi de yakacağım, sonunda olacak. Yürüyün hadi. Zeynep. Hadi sen okuluna git ablacığım. Geç kaldın zaten. Ne okulu Melek abla? Sizi böyle bırakıp nereye giderim ben? Bugün projeni vermeyecek miydin sen? Bizim yüzümüzden emekleriniz ayrı mı olsun? Olsun. Sizden kıymetli mi? Sen oku Zeynep. Oku, kurtar kendini. Hadi babana görünmeden git. İşe gitti derim ben. Canım ablam benim. Ama sen de yataktan çıkmayacaksın. Söz mü? Kuzucuğum. Sen de annene çok iyi bakacaksın. Tamam mı? Anneme bakacağım. İyileştireceğim de. Keşke ilaçları da olsaydı. Elif'im. İyiyim ben. Kuzum. Sen ağlama. Soldurma güzel yüzünü. Tamam mı? Hadi Zeynep. Sen de git artık. Tamam. Evden dosyalarımı alıp çıkarım Melek tamam. abla. Hadi. Bu hala burada mı ya? Kalk lan Armut. Öğlen oldu. Bak kalksana. Şşş. Alo. Kime diyorum ya? Bak. Ya, tamam. Ne kadar olay oldu. Canımızı zor kurtardık. Bu hala yatıyor camış gibi ya. Başçavuşun eşeği mi konuşuyor burada? Ulan ben kimim ya? Anne yat. Uzan şöyle. Sağ ol yavrum. Afiyet olsun anneciğim. Ablacığım. Zeynep. İyiyim ben. Sen git hadi. Aklım sende kalacak ama. Merak etme Zeynep abla. Yanında ben varım. Oh, aferin sana kuzucuk. Allah senin açıklığı versin. Sağ ol Melek ablacığım. Canım anne, yeter ki sen kalkma, tamam mı? Peki. Kucağında okşa beni, ninniler söyle bana. Melek! Melek diyorum lan! Oo, Melek Hanım uzanmış. Veysel. Ne işin var lan bu saatte evde? Ha? Niye işe gitmiyorsun? Çok hastayım. Ne hastası lan? Numara yapma. Kalk doğru işe. Yattığın yerden para kazanılmıyor Melek Hanım. İyi değilim diyorum Veysel. Niye zulmediyorsun? Lan velediğine baktığım yetmiyormuş gibi. Bir de senin hastalığınla mı uğraşacağım lan ha? Ha? Niye inat ediyorsun lan? Kalk. İnat yapma. Doğru işe diyorum sana. Kalk.
Anneciğim, sana çorba yaptım. Annesi, bak çorba yapmış. Hey Allah'ım, nelerle uğraşıyorum ya. Anası bir dert, kızı bir dert. Ama baba, annem çok hastaydı. Başlatma lan baba. Ne bakıyorsun aval aval? Git içeriden bez getir, temizle şurayı. Sen de kalk doğru işe. Hastalık numarası falan yemem ben, anlaşıldı mı? Hastaymış. Anne ağlama. Canım anneciğim. Kalk lan hergele, kalk. Bunlar da şansıma böyle çıktı ya. Kalk lan armut, kalk. Ya tamam baba ya, kalktım. Hay senin tipine. Ulan benim gibi adamın böyle mi oğlu olacaktı ya? Böyle sümsük mü olacaktı? Kalk lan. Şu yüzünü gözünü yıka. Doğru Selahattin dükkanına. Mal gelmiş, adam lazımdır şimdi. Ya gene mi hamallık baba ya? Ha, ben bir genel müdürlük bulurum beyime. Of of. Ne yapıyorsunuz burada? Yok bir şey Murat. Sen bırak canım yavrum, ben hallederim. Ama anneciğim sen hastasın. Senin dinlenmen lazım. Canım benim. Alo. Figen Hanım. Ben de sizi arayacaktım. Yok, yok. Bugün gelemeyeceğim ben. Halim çok fena Figen Hanım. Çok hastayım. Ne demek gelemeyeceğim lan? Eşek gibi gideceksin. Ama Veysel. Aması maması yok. Gideceksin dedimse gideceksin. Akşam da parayı kuruşu kuruşunu avucuma sayacaksın. Anladın mı lan? Anladın mı diyorum lan? Anladın mı? Cevap versene. Ha? Yapma baba, ne olur vurma anneme. Karışma lan sen. Geri git. Oh, hanımefendi yan gelip yatacak. Al bakalım, yürü Allah. Hadi, 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 hadi. Doğru işe. Yürü. Lan sen ne oyalanıyorsun hala be? Ha? Yürü, yürü hadi. Doğru işe. Hastaymış. Kaytarayım deme. Yürü Allah. Melek Hanım, sen gideceksin ki ben işimi rahat rahat yapayım. Kızını yolcu edeyim. Hadi be, sen de sil şuraları. Ne yapıyorsun kız bir saattir? Açlıktan karnım sırtıma yapıştı. Kalk kahvaltı hazırla bana. Ne bakıyorsun aval aval? Kalk kahvaltı hazırla. Tamam baba, şimdi hazırlıyorum baba. Aa Melek. Niye geldin sen, dinlenseydin ya. Olsun doktor hanım. Elimden geldiğince yapıyorum ben. Böyle olmaz Melek. Yüzün solmuş. Geç dinlen hadi biraz. Sağ olun ben iyiyim. İyi madem. Çok kötü olursan ara ver, tamam mı? (Gülüyor)
baba, hadi buyur. Hele şükür. Öğlen oldu, imiğimizden bir şey geçmedi daha. Patırtınız bitmiyor ki anasını satayım. Oo, kayıntılık mı var? Biraz atayım öyle gideyim bari. Yanaşma, hadi bakalım yallah, yürü. Aman iyi be. Hadi. Şuş. Sen de çekil ayak altından be. Dur, dur, gitme. Gel, gel, gel. Akşama kadar öyle aç açına durma. Sen lazımsın bana. Hadi bakalım, hadi. Söylemedin. Bu basit bir soğuk algınlığı değil. Bağışıklık sistemin çökmüş senin. Zatürre olmuş. Zatürre mi? Evet. Ayakta durman bile mucize senin. Ve bu halde işe kadar geldin ha. Ah Melek ah. Mecburum doktor hanım. İlaçlarım biter iyileşirim değil mi? Ben dinlenemem, yatamam ki. Sen olayın vehametini anlamadın hala. Olay çok ciddi. Tedavi edilmezse nasıl desem daha kötü sonuçlara. Ölecek miyim yani? Senin en kısa zamanda tam teşekküllü bir hastaneye yatman lazım. Elif'im? Ben Elif'imi nasıl bırakırım doktor hanım? Nasıl? Kolay gelsin Selahattin abi. Eyvallah Murat. Abi babam gönderdi. Yardım lazımmış galiba. He. Koçum o işi hallettik biz sabah. Ama inen malların makbuzunu almayı unutmuş bizim oğlan. Sen bir gidiver de hallet koçum. Biraz uzak yalnız. Tamam abi. Hallederim ben. İyi. Hadi gel ben sana adresi yazayım. Şu ilaçları alabilir miyim? Tabii. Ne kadar yaptı? 100 lira. Şu kalsın madem. Diğerlerini alayım. Peki. 60 lira. Sokağa, arkadaşlarımın yanına. Arkadaşlarım sokakta oyun oynuyorlar. Şişlatma şimdi oyunundan. Otur oturduğun yerde. Tepemi tasını attırma benim. Ama baba lütfen. Karışma. Gitmeyeceksin diyorsam gitmeyeceksin. Anladın mı? Gitmeyeceksin. Hiçbir yere gidemezsin. Sen benim veli nimetimsin. Öyle benden habersiz dışarıya adımını at. Gösteririm o zaman gününü. Ben ne dersem olacak. Anlıyor musun? Çıkmayacaksın dışarıya. Yapma baba, yapma. Ya baba yapma. Kızım. Kızım. Karışma. Yapma. Yapma. Ne dersem olacak. Anlıyor musun? Olur, yapma. Çıkmayacaksın dışarıya. Baba bir canım acıyor, yapma. Çıkmayacaksın. Tamam mı? Yapma Veysel, dokunma kızım. Çekil be. Veysel yapma Allah aşkına. Uzattınız artık ama be. Görürsünüz gününüzü. Aklınız başınıza gelsin. Bak aklınız nasıl başınıza geliyor. (Gülüyor)
Sabredeceğiz Elif'im, sabredeceğiz. Sen üzülme, olur mu güzel kızım? Şanslı geldi vallahi. Sağ olun, bereketini göreyim. Al hele şunları kız. Neler aldım böyle bu kadar? Ziyafet yapacağız bugün, ziyafet. Sabah biraz hırladım size. E gönlünü alayım dedim azıcık. Hadi hemen hazırla da yiyelim, öküz gibi açım ha. Helalliyle mi aldın bunları? İlla bir insanın böyle sinirlerini bozacaksın. Ne karıştırıyorsun ya? Elleri dolu gelmişim. Söylediğin lafa bak. Helal mi haram mı? Çok mu mühim ya? Mühim. Boğazımızdan geçecekse mühim. Kumar parası yemem ben. Anneciğim. Yok bir şey kızım. Görüşeceğiz seninle Melek Hanım. Bakalım kızın gidince de böyle yapabilecek misin? Ne oluyor baba ya? Yine sesin ta dışarıdan geliyor. Sana ne be? Sana hesap mı vereceğim? Gecenin kör olmuş, bu saatte eve geliyorsun. Bir de vıdı vıdı yapıyorsun bana. Fazla mesaiye kaldık baba. Fazla mesaiye kaldık baba. Fazla mesaiye kalınca fazla para mı veriyorlar? Murat nerede? Bilmem, nereden bileyim ki ben Murat'ı? Kardeşin değil mi o senin ya? Ha? Dikenli tel gibisiniz ha. Hiçbir şey sormaya gelmiyor. Bak burada neler var. Şunları hazırla getir adam gibi. Başlatmayın lan çarkınızdan. Sıkılmayın. Anne. Babam bizi sevmiyor mu? Seviyor kızım, niye sevmesin? Ama hep kızıyor. Sevseydi kızmazdı. Eylül'ün nefesi, efesi, efelerin efesi. Su bitmiş. Dolaptan yeni sürahi getir. Tamam, sen gir içeri hadi. Buyur abi. Abi buyur. Anne. Yemek yemeyecek miyiz? Karnım çok acıktı benim. Acıktın tabii değil mi? Sen burada bekle, ben hemen sana bir şeyler hazırlar getiririm, tamam mı? Hı hı. Tamam. İş halledilmiştir. Yok canım, ne problem olacak? Sen gönlünü ferah tut. Kız yarın elinde.
Ya ya. Bizde yanlış yok. Bizde yamuk olmaz. Ha. Anasının haberi oldu mu? Ruhu bile duymadı. Yok canım. Nereden duyacak, kimden duyacak? Hasta yatıyor zaten. Senin gözün arkada kalmasın. Ben tamam diyorsam tamamdır. Olmaz. Kız yarın elinde. Anasının haberi oldu mu? Ruhu bile duymadı. Ne olur Ayşe abla aç ya. Benim gri kotum nerede? Temiz mi? Yıkadım koydum dolaba. İyi. Alo? Alo Ayşe abla? Melek? Melek sen misin? Sen neredesin ablacığım? Nerelerdesin sen? Ne? Olur. Tamam gelirim ablacığım. Bir dakika. Tamam. Tamam.
Tabii abi. Çıkıyorum ben şimdi. Hemen uçuyorum oraya. Eyvallah. Günaydın anneciğim, ne oluyor? Günaydın Elif'im. Yok bir şey kuzum. Hadi yüzünü yıka gel de kahvaltı yapalım. Tamam anneciğim. Uç dediniz, uçtuk işte. Enisem! Sen buralarda ne arıyorsun ablacığım? Ne yaptın sen Melek? Kim o? Melek. Ayşe abla. Benim ablacığım. Ablacığım iyi ki geldin. Geldim ablacığım, geldim. Aç da gireyim. Açamam abla. Veysel üzerimizde kilitledi. Oradaki elektrik panosunun içinde yedek anahtar var. Ne olur al da aç abla. Canım şükür kavuşuyor. Ay aman da aman maşallah. Senin kızın mı? Bana bak lan Veysel. Senin yüzünden bütün planlar alt üst oldu. İdris abiyle de papaz olduk. Bugün de bir aksilik çıkarsa var ya. Yok abi, ne aksiliği? Bizim sözümüz namustur. Aynen söylediğiniz gibi. Kızı akşam elinizde bilin. Ha, bu arada akşam seni biz götüreceğiz havaalanına. Senin sicilin belli. Bu kızın anası ayağımıza dolaşmaz değil mi? Yok abi, hasta kadın zaten yatıyor. Sen yine de gözünü dört aç. İkinci bir yamuğunda. Ne demek çocuğumu kaçırtacak? Dağ başı mı burası kızım? Telefonla konuşurken duydum diyorum Ayşe abla. Yarın akşam halledeceğim dedi. Pasaport bile çıkartmış. Ama Allah'ın işi işte. Elime geçiverdi. Hey Allah'ım ya Rabbim. Ama sen niye vardın ki böyle bir adama Melek? Senden ne bir haber aldık ne bir şey. Öyle yok oldun gittin. Ne oldu sana? Neler geldi başına? Ah Ayşe abla. Çok kötü şeyler oldu ablacığım. Şeyler. Anlat kızım. Ne oldu? Niye gittin de böyle bir adamla evlendin? Sen buralarda böyle. Çocuğun da sen öyle. Ayşe ablam. Biz ayırdılar ablam. Kenan'la bizi ayırdılar. Ah kızım. Ah meleğim. Ablam, al götür Elif'imi. Al götür kızıma ne olur.
Sen ne diyorsun Melek? Hiç evlat anasından ayrılır mı? Nasıl götürürüm? Nasıl ayırırım sizi? Lan durduk yerde beni de kıllandırdı şerefsizler. Niye açmıyor lan bu telefonu? Elif'im. Abla Veysel geldi. Seni burada görürse ikimiz de öldürür. Ne yapacağız şimdi? Abla, şu dolabın arkasına saklan. Sabahtan beri arıyorum. Niye açmıyorsun lan telefonu? Duymadım. Elif nerede? Elif içeride. Dış kapı niye kilitli değil? Şşş! Sana sordum, dış kapı niye kilitli değil? Zeynep geldi bir ara, unuttu herhalde. Ben evde yokken o kapı hep kilitli olacak. Anladın mı? Benden habersiz dışarıya adım atmayacaksın. Duydun mu beni? Yemin ederim gebertirim ikiniz de. Melek. Anne, anneciğim. Melek, Melek iyi misin Melek? Anne. Melek. Anneciğim. Melek, iyi misin Melek? Anneme ne Melek. Oldu? Melek, hadi gayret. Anneciğim hadi. Hadi kızım gayret. Hadi ne olur. Hadi, hadi. Anne. Hazır mı? Hazır abi, evde. Atla. Abi, hemen şimdi mi alacağız kızı? İstersen önümüzdeki kışı bekleyelim. Ne demek şimdi mi alacağız lan? Yok. Abi hani ben daha geç saatte gelirsiniz diye şey ettim de. Geç erkeni yok.
Madem kız hazır, bir an evvel bitsin bu iş. Bizim kapı niye açık? Ne oluyor lan? Veysel, senin hanımı hastaneye götürdüler. Kim götürdü? Niye götürdü ya? Bilmiyorum. Böyle yaşlıca bir kadın da vardı yanlarında. Melek baygındı. Kadın da taksi çağırın diye bağırıyordu. Gittim, buldum, getirdim, bindirdim, gönderdim onları hastaneye. İyi halt ettin. Elif, Elif'i de götürdüler mi? Elif de onlarla gitti tabii. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun lan? Hani hazırdı kız? Yemin billah hazırdı abi. Ulan bana bak. Gebertirim lan seni. Çabuk o kızı git bul getir. Böyle anlaşmadık biz seninle Veysel Efendi. He, arkamızdan iş çevirin de affetmeyiz biz. Ne iş çevirmesi abi? Bir şey çevirdiğim falan yok. Sakin sakin konuşalım ha. Ne sakinleşeceğim lan? Yok işte kız. Bu kaçıncıya mı? Kaçırmış anası işte. Abi kendiniz duydunuz. Hastaneye götürmüşler. Benim hanım hastaydı biraz. Gider hastaneden çıkarırız. Halledeceğiz ya. He. Hele bir halledeme. Aha şuraya yazıyorum. İbret alem olsun diye keseriz gırtlağını. Hadi yürü arabaya, yürü. Yürü. Anne, anneciğim. Ne olur iyileş, annem benim. Ağlama yavrum. Annen iyi olacak. Birazdan uyanacak. Uyanacak şimdi. Anneciğim, uyan anneciğim. Canım annem. Allah'ım sen bizi koru. Şuncacık çocuğu acı. Alo baba. Ama babam. Allah'ım ne yapacağız biz şimdi? Bize bir yol göster. Ulan karı, ulan karı yaktım çıranı. Küçücük kıza sahip çıkamadın lan. Yer herif. Yok abi ben hani... Cevap verme lan. Sen dua et hastanede olsunlar. Yoksa seni var ya... Derini yüzer, ayakkabı diye giyeriz. Allah'ım sen bizi koru. Götür onu. Allah aşkına abla götür kızımı. Ablacığım, Melek. Al götür onu. Allah'ım sana sığındık. Sen bize yardım et. Abla. Al götür kızımı. Babasına götür ne olur babasına götür. Beyefendi kime bakmıştınız? Beyefendi bir saniye. Beyefendi.
babasına mı? Götür kızımı. Kenan Bey. Allah'ım. Melek sen ne büyük bir sır sakladın. Yemin et abla, kimseye söylemeyeceksin. Hiç kimseye. Ama niye? Niye? Her şeyi anlatacağım ablacığım. Yemin ederim anlatacağım. Ama şimdi git, ne olur git. Çabuk ol. Veysel gelmeden al götür kızımı. Çiftliğe götür. Ama babası bilmesin. Yemin et abla, kimseye söylemeyeceksin. Söz ver bana. Allah'ım sen bize yardım et. Ama Melek, neden saklıyorsun? Niçin? Anlatacağım ablacığım, her şeyi anlatacağım. Ama şimdi git kur kızımı. Kurtar onu. Ay senin gibi asansörün. Gel kızım, gel Elif. Anneciğim bırakma beni, anneciğim bırakma. Yavrum Elif'im. Anneciğim bırakma beni, bırakma. Gel kızım, annen iyi olacak. Anne. Gel. Elif'im. Anne. Bırakma gel beni. Kızım. Anneciğim. Anne. Anne. Kızım. Baba.